Misiniz? Vazgeçecek misiniz? 31 yıl önce bugün şu anda bulunduğumuz yerde 33 canımız katledildi. 33 canımızı yitirdik. Bu vesileyle 33 canımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Ailelerine başsağlığı, haklarımıza başsağlığı diliyorum. Evet, göstere bile gelen bir cinayetti. Bu cinayet işlendiğinde dönemin Cumhurbaşkanı münferit bir olaydır demişti. Cumhurbaşkanı kolluk kuvvetlerinin görevini yaptığını söylemişti. Bu ülkenin başbakanı da aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na eş değer bir konuşma yaparak dışarıdaki halkımız çok şükür zarar görmemiştir, başına bir şey gelmemiştir demişti. Yani içeride yanan canları, Alevileri, Kürtleri yok sayan, görmeyen, acısını görmeyen, dışarıda kışkırtıcılık yapan, burayı yakmaya çalışanlara çok şükür dışarıdaki halkımıza bir şey olmamıştır diyen bir yönetimin olduğu bir süreçte burada bir cinayet, bir katliam yaşandı. Ve süreç içerisinde cezasızlıkla sonuçlandı. Gerçek failler ortaya çıkarılmadı. Sadece o dönem burada bulunan birkaç kişi yargılandı. Birçoğu tahliye etti, beraat etti. Kalanlar da Cumhurbaşkanı affıyla birlikte serbest bırakıldı. Bu insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur. Bunda zaman aşımı yoktur. Cumhurbaşkanı insanlık suçu yapmış katilleri affedemez. Biz de DEM Parti olarak dün olduğu gibi bugün Alevi yurttaşlarımızla, Alevi halkımızla bu ülkenin ezilenleri, sömürülenleri, katledilenleri, cinayete, katliamlara kurban gidilenlerin davasının takipçisi olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bir gün muhakkak bu topraklarda bu cezasızlık politikasıyla sonuçlanan bu davalar gerçek bir yargı karşısına yargılanacaktır. Gerçek sorunlar açığa çıkarılacaktır. Gerçek sorunlar açığa çıkarıncaya kadar Alevi dostlarımızla, yoldaşlarımızla, kurumlarımızla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Kesinlikle bu ülkede yaşanan hiçbir cinayet, hiçbir katliam cezasız kalmayacaktır. Katliamın zihniyeti 31 yıl boyunca devam etti ve zaman aşamının verildiği mahkemede biz aslında şu sonucu gördük. İktidar Alevilere yönelik katliamların cezasız kalacağının önünü açmış oldu ve 31 yıldır boş kalan sanık sandalyesine iktidarın kendisi oturmuş oldu. Bu mesajı aldık ama bu mesaj bizim için yeni değil. Alevi toplumu Çorum'da, Maraş'ta, sonrasında Gazi'de, Sivas'ta yaşadığı şeyin, yaşadığı katliamcı anlayışın sadece de Alevilere dönük olmadığını, bu ülkedeki çoğulcu yapıyı ortadan kaldırmak için, bu ülkedeki ortak yaşam iradesini ortadan kaldırmak için, ortak yaşam iradesi yerine milliyetçiliği, ırkçılığı, sadece dil açısından tekçiliği, kültür açısından tekçiliği, cinsiyet açısından tekçiliği dayattığı bir sistemi yaratmak için yürüttüğü politik olarak görüyoruz. Açık ifade edelim, zaman aşımı kararını kabul etmiyoruz. Aleviler olarak, Kürtler olarak, Türkiye'de demokrasi mücadelesi yürütenler olarak zaman aşımını kabul etmiyoruz. Zaman aşımına uğraması gereken şey iktidarın kendisidir, iktidarın zihniyetin kendisidir. Mücadelemiz de bu zihniyeti değiştirmek üzerinedir ve bir daha böyle katliamlara yol vermemek üzerinedir. Pardon, genel başkan geçecek yalnız. Tamam, bir dakika. Yani dikkat edin. Her şeyi normal kadar çekeceğim bir tanesi.